Gençler, selam, hepiniz hoş geldiniz. Manor Lords, Manor Lords veya nasıl söylemek isterseniz ikinci bölüme kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birçok arkadaşımızın oyunu sevdiğini görmek gerçekten çok çok keyifli. Ben de sizden aldığım destek ve heyecanla genç dostlarım ikinci bölümü hemen getiriyorum. Ve bakın voila, bu sefer karşımızda evet mouse var. Aynen öyle. Ben mouse'u neden bilmiyorum gizlemişim. Hayır, neden bilmiyorum da yalan söylemeyeyim abi. Şeyde mouse'u gizliyorum bu arada oynarken. Hani neydi o oyunun adı ya? No Rest for the Wicked oynarken mouse'u gizliyorum. Çünkü o oyunda böyle mouse'un gözükmesi benim biraz canımı sıkıyor açıkçası. Şimdi en son şöyle zamanı ben bir durdurayım ve anlatmaya başlayayım bu bölüm yapacağımız şeyleri. Şimdi bakıyoruz, bizim 9 ay yatacak kadar yiyeceğimiz ve 6 ay yiyecek kadar yakacağımız var. Fakat bunu arttırmamız lazım. Bunun için bize iş gücü gerekiyor. Dolayısıyla da bizim evlerimiz de olması gerekiyor ki aynı zamanda hani insanlar evsizlik var. Bakın şu an son 30 günde herhangi bir olay yok, fakat evsizliğimiz yani son bir ay öncesine kadar insanlarımız evsiz olduğu için hala o evsizliği hissediyorlar. Yani ne kadar kötüydü, ne kadar evsizlik falan diye hala içlerinde böyle bir huzursuzluk var. Fakat bu huzursuzluk zamanla kaybolacak, çünkü artık onlara ben ev verdim, pazar yapacakları yer verdim, su verdim. Artık tek yapmamız gereken zamanlı birazcık hızlandırarak artık yavaş yavaş hem yapmadığımız binaları kuralım şimdilik ve nüfusumuzun artmasını bekleyelim. Hatta biz onu beklerken bence ben birkaç tane daha ev buraya inşa edebilirim. Hazırda bir kişi atanmamış, dolayısıyla bu da birçok insanın getir götürünü yapacaktır diye düşünüyorum derken tımar arazisi tamamlanmış sanırım. Ben buradan bir yerden yol geçirecektim. O evi sanırım tamamladık ama yol geçirmeyeceğiz belli ki, çünkü artık herhangi bir yol geçirecek yerimiz kalmadı. Şimdi bizim için önemli olan şeylerden bir tanesi de, bu arada 8 tane kalasımız, 13 tane kerestemiz varmış. Bunlar çalışıyor değil mi? Burada sanırım ben bunu durdurdum. Okey, sorun yok. Hızalhaneyi de durdurmuşuz. O da problem değil. Bakalım bizim kilise için bize ne gerek? Çünkü kilisenin ben önemli bir yer olduğunu biliyorum. Dolayısıyla bir noktada kilise yapmaya girişmemiz gerekiyor anladığım kadarıyla. Ev daha fazla yapmayacağım. Çünkü boşta olan evlerimiz var diye biliyorum. Hala geçme inanç seviyesi görüyorsun. İnanç istekleri en az bir ahşap kilise. Evet, bir tane kilise. Hops, yanlış tuşa bastım, kusura bakmayın. Hala öğreniyorum abi. Gerçekten hala öğreniyorum. Yalnız kiliseyi bulamıyorum. Evet, ilginç. Bizde kilise olmayabilir mi? İdari, yerleşimci kampı, köşk, sendiği. Evet. Evet, kiliseyi bulamıyorum abi. Ahşap kilise. Taş ustası kampı, maden ocağı, kaynak. Şu an herhangi bir şekilde bir istek yok, görüyorsunuz insanlarımız şu an için. Oldukça olmasa bile bir miktar memnunlar. Abi çıldır, ahşap kilise. O 20 tane kereste gerekiyor. Okey. Tamam, biz o zaman şu keresteyi hızarhaneden yapalım. Nerede hızarhane? Buraya ben bir kişiyi atamam gerekiyor anladığım kadarıyla gençler. Bir kişiyi şuraya atayalım. Daha sonra şuradaki bir kişiyi de çıkartalım. Avcı kampı şimdilik dursun abi. Ve şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın 20 tane yabani hayvanımız var burada. İdeal olan oranın 10 olduğunu, yani kaçsa 25 ise 12 veya 13 yapın. 30 ise 15 yapabilirsiniz. Ve şu an biz otomatik olarak 20, otomatik olarak 10 yapıldığı için çok fazla ellemeyeceğim burayı, bilginiz olsun. Çünkü aşırı avlandığımız takdirde buradaki hayvanların neslini tüketebiliyormuşuz genç dostlarım. Ve böyle bir şey olmasını asla istemeyiz. Böyle bir şey olmasını asla ve kati surette istemeyiz. Dolayısıyla biz ne yapacağız? Birazcık ara vereceğiz ve ara vermeyeceğiz tabii ki. Hayvanları idareli bir şekilde avlamamız gerekiyor. Çünkü her şeyin fazlası zarar, fakat aynı zamanda fazla mal göz çıkarmaz. Kesinlikle birbiriyle çelişen iki adet atasözü. Peki. Okey abi. Oynarken saçmalamayı çok seviyorum. Gerçekten genç dostlarım. Çünkü biliyorsunuz abi, gerçek hayat çok ciddi. Yani hayat çok ciddi abi. Bu kadar ciddi olmasına bence gerek yok. Dolayısıyla böyle arada bir saçmalarsak kimse herhalde yaray abi hop ne yapıyorsun embesil misin demeyecektir diye düşünüyorum. Derseniz de genç dostlarım sizin canınız sağ olsun. Peki. Ambarımız doluymuş. Bayağı yakacak odunumuz var bu arada bize. Yakacak odun 10 ay yetiyor. Güzel. Yiyecek 12 ay. Bence süper bu arada. Ne kadar yiyeceğimiz var bizim? Hatta neyimiz var yiyecek konusunda? Şöyle bir nereden bakıyoruz? 45 tane meyvemiz var. Sadece meyve yiyerek hayatta kalabiliriz bu arada. Etimizde 4 tane var. Herkes pay ederek yiyebilir abi eti. Problem yok. Şimdi bir kişi boştayken ben hızlıca isterseniz şöyle ev yapalım abi. Birkaç tane ev yapalım kendimize. Kuyumuz var. Pazar yerimiz var. Burada yapabileceğimiz hana gerek yok. Ahşap kiliseyi yapacağız ama kerestemiz olduktan sonra. Ne kadar kerestemiz var şu an? Bir dakika, inşaata gelince de gözüküyor. 18 tane kereste varmış. Güzel.
10 tane keresi özür dilerim. Ha, bize kalas lazım. Aa, neredeyse yapacağız bu arada biliyor musunuz? Ve 10 tane taş istiyor. Sahip olduğumuz bütün taşı da sanırım şeye harcayacağız. Sorun yok abi. Ben eğer bundan yaparsam kilise için evet 5 tane odun harcayabilirim bu arada. Bilginiz olsun çünkü daha fazla odun harcarsam işler kötü noktaya gidecekmiş gibi gözüküyor. Şunun böyle kavisli olmasına bayılıyorum abi. Şöyle ikili ev yapalım abi şuraya. Aynen öyle. 2 odun harcıyoruz. Süper. Buraya da şöyle 2 ev yapalım. Tamam. Önce isterseniz bir yol çıkaralım abi. Yolun bu arada hiç maliyeti olmaması gerçekten çok güzel. Şöyle bir kavis yapalım arkalarından. Tamam mı? Evlerin bir de şöyle bir arkada caddesi olsun. Harika. Aynı zamanda birkaç tane daha ev yapalım buraya. Bunların önceliğini tabii ki şey yapacağım. Çok öncelik olmasına gerek yok. Bakar mısınız? İnanılmaz ya. Ya şu esneklik gerçekten müthiş abi. Her şeyin güzel gözükmesine hiç gerek yok abi. Yamuk yumuk yapalım. Ve bu arada 23 tane kalasımız oldu. Bence müthiş. Bir adet. Ah, bayağı büyükmüş lan bu. Vış. O zaman ahşap kilise bence buraya konabilir. Ne dersiniz? Şehrin tam ortasına. Evler yakın. Orta kısma bakıyor. Bence süper. Bunun önceliğini orta değil yüksek yapalım. Bunu orta... Bunu da orta yapabiliriz abi. Okey. Zamanı birazcık hızlandıralım. Bu arada Temmuz ayı yazın ortasındayız. Kışı geçirecek kadar kesinlikle malzememiz var. Çünkü kış herhalde bildiğimiz kışlardansa 3 ay falan sürecektir diye düşünüyorum. Gayet güzel gözüküyor abi. Böyle bir yerde yaşamak kesinlikle istemeyebilirdim. İsterdim ya, şaka yapıyorum. Şu anki mantalitem olsa istemeyebilirdim. Çünkü o zaman şu an ne bileyim insan çok fazla alıştı abi. Belki internete... Yatarken video izlemeye falan. Onların hiçbiri mesela burada yok gençler. Çok daha avantajı var. Aynı zamanda bu dönemde yaşamanın, bu bilgiyle yaşamanın dezavantajı da var. Fakat hiçbir şey bilmeden böyle bir çağda yaşamak ister miydim? Açık konuşayım, isterdim ya. Samimi söylüyorum, isterdim. Ama bir düşüne bakar mısınız? Tek yapman gereken hayatta kalmak ya. Tek yapman gereken ölmemek abi. Hani onu da becer ya. Tabii ki savaş falan yoksa. O konuda bir şey söyleyemeyeceğim. Şimdi ben tahıl ambarını gerçekten uzağa yaptığımı düşünüyorum. Bakar mısınız? Vatandaşlar çok uzak yoldan geliyorlar abi. Ama şimdiden onu yıkıp da buraya bir yere taşımak da istemiyorum. Bu da ekstradan iş gücü demek. Ümit edelim ki kiliseyi yaptıktan sonra insanlar artık yavaş yavaş bizim buraya taşınsınlar gençler. Ben bunu yaptım ya, bunu durduracağım. Aileyi biraz buraya vereceğim. Çünkü biraz da keresteye ihtiyacımız var. Bu arada biz bir dakika bir şeye bakacağım ben. Tomruk kampı yaptık. Kereste topladığımız bu oduncu kulübü. Biz bunu yapmış olmamız lazım ya ama nereye yaptığımı bulamıyorum lan. Ben nereye yaptım abi bunun oduncu şeysini? Uzağa bir yere mi yaptım? Yo. Ha şu mu? Toplayıcı kulübesi var burada. Hayır, bu bitki topluyor. Okey. Şu mu? Tahıl ambarı, o da değil. Ha, oduncu kulübesi. Buraya yapmışız abi biz. Bu yakacak odun topluyor. Bence yakacak odun çok fazla gerek yok. 20 ay yetecek kadar yakacak odunumuz var ya. Bence abi yok. Tamam, sen iptal ol. Sana daha fazla gerek yok. Sen buraya gel, evet. Çok fazla yakacak odunumuz var gençler. Gerek yok gerçekten. Ve genel depo dolu falan diyor. Saçma. Okey. İnsanlar ne zaman taşınacak bilmiyorum. Yeni paralı asker bölükleri mevcut diyor. Fakat benim maalesef param da yok abi. O yüzden. Aa bak, yeni kiliseniz oluyor. Yay. Hop, inanılmaz. İnanılmaz. Bakar mısınız? Alo. Selamünaleyküm. Vay teyzem. Aleykümselam. Hey dayı. Bamiz abi. Abi. Aa, içeri giremiyoruz. Pardon, özür dilerim. Dur ben de gireyim. Aa, giremiyorum. Okey, sorun yok, özür dilerim. İşinize mani olmak istemezdim abi. Teşekkür ederim. Burada ne varmış? He? What is this? Aa, hiçbir şey yok. Okey. Alo. Alas mı aldık? Evet, kiliseye giremiyoruz gençler. Gördüğünüz gibi oldukça... fonksiyonel derken bu arada kuruldu ha kilisemiz. Oğlum müthiş. Şimdi bakalım, insanların inanç seviyesi hala yok. En az bir ahşap kilise diyor fakat kuruldu. Aaa, kiliseye insan vermemiz gerekiyor benim. Kilise çanı sesi mi? Aha. Oğlum çok iyi lan. İstediğimiz zaman çalabiliyoruz. Hop. Kral konuşuyor, dinleyin. Aa müthiş. Okey. Kilisemiz hazır. Ne yapacaktım ben? Kalas. Abi sen... Ben her defa unutuyorum Hızarhane'nin ne ürettiğini. Hızarhane kalası dönüştürüyor diyor. Abi sen şimdilik geç. Heh, kiliseye bir aile verelim. Bu arada şunu gördüm.
Gerçekten bir kişi vermiyoruz gençler. Yani bir aileyi o işe veriyoruz. Yani bir aile, mesela birisini veriyorsunuz ya buraya, avcılığa mesela. O ailenin, avcı kulübem nerede benim? Oğlum avcı kulübesi şu mu acaba? Evet. Mesela aileyi avcı yapıyorsunuz. Yani çoluk, çocuk, eş, teyze, amca, herkes avcı oluyor abi. Bu müthiş bir olay. Böylece ne oluyor biliyor musunuz? Yani o aile mesela kökenden giren baba mesleği oluyor yani bir nevi. Bence bu oldukça mutluluk verici bir olay. Çünkü herkes öğreniyor böylece avcılığı. Siz yeniden birisini oraya verdiğiniz zaman şey olmuyor. Ne derler ona? Sıkıntı yaşamıyorsunuz. Şimdi ben neye bakacağım biliyor musunuz? Buradan gernik bu arada bir tür arpaymış. O tarz bir şeymiş veya kil rezervi falan var. Bak burası tarla için çok çok iyi. Fakat bizim haritamızın şöyle bir sıkıntısı var abi. Pek fazla şey yapılacak yer yok. Tarım yapılacak yer yokmuş gibi duruyor. Keten bak şu bölge mesela çok iyi. Buraya bir adet odun yeri koyabiliriz ki şuradaki ağaçlardan vesaireden kurtulabilelim. Bu bizim için çok önemli. Bu işaret ne bu arada? Ticaret noktası. Cheap goods for import. Good value to export. Okey, orası Türkçe'ye çevrilmemiş ama ne demek istediğini tam olarak. Aa bak 51. İnanç seviyesinden dolayı insanlarımız artı kazandı ve evsizlik de yakında kaybolacaktır diye düşünüyorum. Bu arada 15 kişiyiz. Oyunun başında kaç kişiydik hatırlamıyorum. Çoluğumuz çocuğumuz oldu mu? O yüzden takip edemedim maalesef. Peki şu an için durumumuz fena değil gibi duruyor. Fakat insanları dağıtamıyorum abi daha fazla. Bir kişinin sürekli olarak boşta çalışması lazım. Çünkü yani malzemeyi alıp bırakmaları falan filan gerekiyor bir yerlere. O yüzden hani nüfusumun acilen benim artması gerekiyor. Yerli para, ay paralı asker değil insan niye yerleşmiyor bize ya? Kim yaşıyor bu evde? Ya her yerde birisi yaşıyor. Bak bak burada kimse yaşamıyor mesela gençler görüyorsunuz. Burada yaşayan var, burada yaşayan var, burada yok. Gerçekten boşta ev var yani. Ben öyle düşünüyorum. Bu ev boş sanırım. Yaşam alanını genişlet. Tımar arazisinin azami aile sayısını ikiye katlar diyor. Bunu yapsak ne olur? İki adet odun gerekiyor. Bizde var mı? Bayağı var. Yapalım. Ne oldu mesela şimdi? Bak bir şey yapıyor. Tımar arazisini inşa ediyoruz. Sanırım bir kulübe daha yapacağız buraya. Evet bak malzeme geldi öküzle. Evet aynen öyle. Sonuç? Evet yükselmedi. Daha inşa ediyorlar. Bir tane daha geldi. Bir tane daha mı almaya gitti acaba öküzümüz? Sanırım bir tane daha. Bu arada kış geliyor bilginiz olsun arkadaşlar. Bu çok tehlikeli. Kışı atlatabilir miyiz bilmiyorum ama yiyecek ve içeceğimiz var. Kışın daha fazla yakacak harcıyoruz. O biraz problem olabilir. Eğer problem çıkarsa zaten şu... Bak tamamlandı ev gördünüz mü? Bir tane daha küçük kulübe yaptı mesela buraya. Bekar evi yaptık lan ne güzel. Bak inanç seviyeleri artık oldu. Çok iyi. Giyecek tezgahı yok. Yiyecek pazar yerinde tedarik edilen en az iki tür yiyecek olması lazım diyor. Bunlar ne mesela? Yiyecek çeşitliliği %50. Abi bu çok kötü ya. Çünkü etimiz yok arkadaşlar. Çünkü etimiz gerçekten yok. 4 tane et var diyor ama et bence aslında 4 et var. Niye mesela şey yapmıyoruz? Daha fazlasını buraya koymuyoruz. Aa bak 4'ü 2 oldu lan. Aa birisi geldi. Niye söylemedi birisinin geldiğini? Çalışma alanı boş. Hangisi boş anlamadım. İşler çalışma alanlarını toplayacak bir şey bulamıyor en azından şimdilik. Ha burada mı bir şey bulamıyorsunuz şimdilik? Tamam. Burayı iptal edelim. Bir kişiyi ben arkadaşlar buraya vereceğim. Tamam mı? Bir kişi kesinlikle... Heh, bak bir işaret daha çıktı. Bu aile bir pazar alanına sahip. Çok güzel. Onların atamasını kaldırırsan pazar başkası devralacak. Aa harika. Tamam. Yakacak odun var. Yiyecek tezgahı var. Sadece meyve... Aa bak, bak etler de geldi. Harika. Heh, çok iyi. Şimdi aynı zamanda şuraya da bir aile atayalım. Bu da çok önemli. Bu ikisinin sürekli çalışmasını istiyorum çünkü. Sürekli olarak çalışmasını istiyorum. Tamam. Nüfusumuz arttı birazcık. Boşta birkaç tane daha ev var diye düşünüyorum. Olmaması ihtimaline karşılık
Ben birazcık daha yapayım. Nüfusumu birazcık daha arttırdıktan sonra arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Evet, doğru bildiniz. Tarlacılığa gireceğiz abi. Şöyle... Oh, arazi çok küçük mü? What? Aa, tek kare yapamıyor muyuz? Tamam. Şöyle ikili yapsak. Bu ideal mi acaba? Niye tek yapılmıyor? Niye o zaman tek... Ha bak, şimdi niye yapıldı? Buraya birkaç tane şey ev yapalım. Tekli evlerden yapalım mı buraya birkaç tane daha? Aynen. Şöyle. Çok küçük diyor. Şöyle az daha sağa kaydıralım. Hala çok küçük. Heh. Aynen. Bunu da inşa. Okey. Orada iki tane evimizi yapalım. Abi orada kar gerçekten geldi. Oh, kış geldi lan. Oğlum müthiş. Aa, bir aile daha geldi sanırım. Oh süper. Bu da oduncuda çalışabilir. Bence gayet güzel. Oğlum şuraya bak. Kış gelince de güzel oluyor lan. Şaka maka. Baksanıza. Abi soğukluğu hissediyorsun ya. Gerçekten. Oğlum şunlara bak. Abi inşallah iyi yaşıyorsunuzdur ya. Ha? Gerçekten dışarısı çok soğuk gözüküyor. Hani sıfır şaka. İnanılmaz. Gerçekten yokluğun ortasına bir yer yaptık arkadaşlar ya. Bizim şey nerede acaba? Öküz. Yüz falan donmuyordur inşallah. He? Yerinde kontrol edelim abi. Temaslarımızı gerçekleştirelim. Alo. Kimse düşmesin buraya. Dikkat edin. Çoluk çocuk. Nüfusumuz ne alemde? 14'de 7. Çocuk mu acaba 7 olan? Yoksa kadın mı? Sanırım 14 erkek 7 tane kadın var. Herhalde o anlama geliyor. İkinci seviye aile ve üçüncü seviye aile. Bize genelde birinci seviye aile var. Okey, harika, sorun yok abi. Zamanı birazcık hızlandıralım da kış çabuk geçsin. Yiyecek 11 ay yakacak. Ya bir dakika, buraya insan vermeyelim. Heh, vermemişiz zaten, güzel. Çünkü meyve toplanmıyor zaten, görüyorsunuz. Meyve rezervi sanırım yazın yeniden artacak ve biz bir kişiyi oraya verebileceğiz. Şey ne alemde? Pazar alanına sahip, gayet güzel. Ben şunu, tahıl ambarını kesinlikle şuraya koyacağım gençler yani. Nereye koyacağım biliyor musunuz? Bakın ikisinin kesiştiği yere abi, şuraya. Aynen buraya. Burası çok mantıklı. Ya abi sürekli yanlış tuşa basıyorum. Aa, 10 tane şey gerekiyor. O zaman benim bunu yıkmam lazım. Değil mi? Benim bunu yık... Ama bir dakika, ben tarla falan da yapacağım. O yüzden bu bence tatlı olacak ya. Okey, dursun şimdilik abi. Genel depomuz dolu bizim. Bizim burası sürekli doluyor ya. Baksana, yakacak odun 127 olmuş tekrardan. O zaman burayı tekrardan iptal ediyorum ben. Sen... Hadi abi dağıl. Sen ne yap biliyor musun? Şu depoda çalıştırsak ne olur bir kişiyi. Hah bak, yeni aile geldi. Aile üyeleri yerleşimler beni... Harika. Şimdi tarlaya girebiliriz abi. Bir ailemiz boşa çıktı çünkü. Ben tarlayı da merak ediyorum orada nasıl girildiğini. O yüzden tarlaya şöyle çıtırdan bir giriş yapabiliriz. Kerestemiz ne kadar var bu arada bizim? Of 26. Ulan bayağı da kereste var ha. Biz şimdilik zamanı çok hızlı akmasın çünkü bir şeyleri kaçırmak istemiyorum. Bakın iki tane ev yaptım buraya, gördünüz mü kendi halinde. Ama harika lan. Buraya da biraz büyük bir aile evi yapalım. Şöyle bir de arka bahçesi olsun. Aynen. Oraya da evimizi kondurduktan sonra istiyorum ki ben tarıma giriş yapalım. Şimdi zamanı şöyle yavaş aktıralım. Gernik verimliliği bu bölgede bayağı yüksek. Güzel. Keten çok iyi. Arpa şu bölgede. Çavdar genel olarak her yer düzgün. O zaman şu yolu alalım. Tamam mı? Şuradan şöyle bir kavisle. Yanlış kavis verdik. Şöyle uzatalım abi. Yes please. Daha sonra tarla için sanki bir base yapıyorduk önce. Aynen. Aileleri tarla çalıştırmak için kullanılır diyor. Ha, önce buna köylüleri tarla çalıştırmak için bir çiftlik evi inşa etmelisin. Tamam. Sanırım çiftlik evi gerçekten şey, bir üst görevi görüyor anladığım kadarıyla. O zaman mecbur gençler yeşil olan bir yerden feragat edeceğiz. Yani mecburuz gibi duruyor ona, bu noktada ona. Tamam. Bir tane bir çiftlik evi şuraya yapalım. Tamam mı? Ardından şöyle bir yol çıkartalım.
Evet, bir tane de arayolumuz olsun oraya doğru çıkan. Harika. Oğlum bilmiyorum harika mı değil mi? Beraber göreceğiz arkadaşlar. Hep beraber göreceğiz ama iki aile var şu an boşta. Bence bu gayet güzel. Burada birisi var. Burada birisi var. Hatta bir kişiyi keresteye de gönderebilirim biliyor musunuz? Daha fazla keresteye gerek var mı? Bence yok ya. Kalsın abi. Et 4. Buraya vereceğim. Kış geçtikten sonra. O yüzden onu şimdilik bekletiyorum. Benim için tarla şu an çok önemli. Ve tabii ki ne gerekiyordu ikinci tahıl ambarı için? O da önemliydi ya. Neydi? Şu ne abi ya? Şu malzeme ne? Tam bilmiyorum ki. Ne o? Bir dakika. Kömür değil. Turuncu şey. Oğlum ne oldu yazmıyor ki yani. Ne gerekiyor anlamadım. Bak şu 10 gözüken şey ne arkadaşlar? İnşaat maliyeti. 2 o 10 o. Ne yok? Yeterli mal yok. Hangisinden yok abi yeterli? Taş mı acaba lan? Taş yok. Evet. Tamam okey. Sorun yok. Taşı bak taş rezervi var. Hem de zengin rezerv. Güzel. Demir madeni varmış. Ve kil rezervi. Oğlum müthiş. Gerçekten çok müthiş. Okey. Bir de yolumuzu öyle kestik. Müthiş. Oh, bir tane daha aile fazla çıktı. Oğlum harika. Okey. Bir kişi oraya verdik. Kış geçti mi? Geçmedi. Meyvelerimiz hala olmadı. Bir aileyi daha buraya versek mi acaba ya? Bak 10 oldu. Daha fazla avlanmayacaklar gençler. Bakın avlanma sınırını 10 yaptık ya. O yüzden bir aile daha vermeye oraya hiç gerek yok bana soracak olursanız. Keşke böyle şeyi görebilsek mesela. Oyunu bir durdurdum. Hangi binalarda hangi aile? Şöyle bir tuş olsa mesela. Tamam mı? Çalışan ailelerin yerini gösterse. Anlatabildim mi? Şimdi nerede insan var? Nerede olup olmadığını tek bir şeyde göremiyor muyum ben abi? Öyle bir şey yok mu acaba? Yok herhalde ya. Neyse biz tarlamızı yapalım. Biz tarlamızı yapalım. Zamanımız akıyorken. Bu ne? Mera. İnşaat maliyeti yok mu? Oha gerçekten mi? Okey süper. Gernik. Şimdi burası gernik olsun. Ne kadar büyük yapmam gerektiğini bilmiyorum ama bence bayağı büyük yapmalıyım. Aynen. Burası gernik. Ops. Çiftlik evleri, tarlalar çalışacak aile istihdam eder, iş gücü tarlanın belirlenen öncelik seviyesine uygun olarak orantılı şekilde dağılır diyor. Okey. Mahsuller büyürken topraktan belirli besinleri emerek tarlanın verimliliğini geçici olarak düşürür. Dolayısıyla mahsul verimini zamanla azaltır diyor. Tamam. Bununla mücadele etmek için mahsul türünü değiştirmeyi veya daha da iyisi tarlayı bir yıl boyunca Nadas'a bırakmayı düşünebilirsin. Nadas'a bırakmak olayı. Tamam burası gernik. Keten. Evet abi keten çok önemli bence. Keten tohumu çünkü. Evet ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok gençler keten tohumunun ama bence önemli bir şey keten tohumu. Burası keten. Arpa. Arpa. Burası arpa için bence çok küçük. Burası arpa için bence çok küçük abi. Yanlış oldu. Ha illa 3 nokta koyabiliyoruz. Böyle Steel Skylines'deki gibi istediğiniz kadar çoğaltamıyorsunuz gençler. Maalesef böyle bir şey yok. O zaman şöyle yapalım. Burası gayet güzel. Daha sonra tarlamızın yeri de belli olsun diye şöyle arkadan bir yol çıkartalım. Tamam şunu inşa et. Ardından bu yolu al. Böyle buraya koy. Evet. 3 tane tarlamız oldu. Gençler 3 tarlamız oldu. Şimdi kaç kişi çalıştırabiliyoruz oğlum burada? Şöyle 2 aile atayalım. Tamam mı? Bir dakika. Oyunu bir durduralım. Tarlanın nasıl bırakılmanız işler onu mümkün olan en kısa sürede sürüp mahsul ekerler. Mahsul büyüdükçe verim artar ve Eylül ayında hasat mevsimi sırasında hasat edilir. Hey. Yalnız şeyi anlamadım. Her ürün mü acaba Eylül ayında hasat ediliyor? He? Şimdi mahsul türü Nadas. Yok. Bunlar ne? Tamam buğday ekelim. Bir dakika bunlar ne? Tarla önceliği. Tarla erken hasada zorla. Hayır. Mahsul döngüsüne.
kaydedilen verimliliği geri getirir diyor. Aa bir dakika. Nadas'a bırakalım ikinci sene. İkinci yıl. Yok bırakmayalım Nadas'a. Hayır abi olur mu öyle şey? Çeşitlilik yapalım. Sonra buğday, arpa, keten. Buğday, arpa, keten gideceğiz gençler. Unutmayın. Tamam buğday, arpa, keten. Buğday, arpa. Abi Nadas'a gerek yok ya. Onlar çok gereksiz fanteziler. Bir dakika biz aynı tarlayı mı ektik oğlum? Ya zaten 3 tane şey ekebiliyormuşuz ki. O zaman şöyle yapalım bir dakika. Buğday, Nadas, keten. Tamam mı? Bu da arpa, Nadas, buğday. Burası da arpa, Nadas, buğday. Nasıl oldu? Gerçekten bilmiyorum bu arada. Hani bir şeyler yaptım ama Allah'ım yardımcımız olsun. Gerçekten bilmiyorum. Abi şimdilik iptal. Hadi yürü. Zaman hızlan. Şubat'tayız. Hadi abi. Hadi. Mevsimler. Daha hızlı bekleyelim. Daha hızlı geçsinler mevsimler. Okey, iki kişiyi tarlaya verdim bu arada. Bence en hızlı şekilde ekecekler orayı. Bu gerçekten mutluluk verici. Nüfusumuzun arttığını görmek beni çok mutlu ediyor arkadaşlar. Şimdi beni bir yerde taş çıkarmam lazım. Taş madeni nerede? Taş ustası kampı. Yay. Şimdi taş ustası kampını direkt buraya mı koyuyoruz? Bence öyle yapmıyoruz. Bence kesinlikle öyle bir şey değil bu. Bunu al... Ops. Bence bunu buraya koyalım mı? Şuraya. Aynen. Burası bence güzel. Bir yol çıkartalım şöyle. Ardından. Şöyle de bir yol. Bir o tarafa bir o tarafa. Evet. Bir de ambar yapmak istiyorum şuraya bir yere mesela. Bir ambar. Çünkü koyalım. Yani burası birçok şeyi toplayacağı için... Bence önemli. Bunu da yapalım. Ne alemdeyiz şeyde. Malzemelerimiz. O bayağı var. Güzel güzel. Hem bakın iki tane daha işçimiz. Birisi daha geldi bu arada kente. Köye veya. Harika. Buraya birkaç tane ev yapalım. Burası bence evlilik bir yer. Niye büyük arazisi çıkmıyor ya? Çok büyük arazi çok küçük. Lan nereye çok küçük? Manyak mısın? Yaptığım en büyük arazi bu oldu. Salağa bak. Enteresan. Allah Allah genişlik olmadı. Oha bir dakika. Evet bayağı tuhaf oluyor o. Tamam. Şuraya kadar git. Arazi çok küçük. Arkadaşlar kafayı yiyeceğim galiba. Bu nasıl? Saçma mı? Saçmaysa saçma arkadaşlar. Şöyle yapalım o zaman. Bir ev şöyle yapalım. Tamam mı? Buraya bir şey koymayacağım ya. Buraya şimdi... Ya neden endişeleniyorum biliyor musunuz? Sanki bu evler kiliseye uzakmış gibi de hissediyorum aynı zamanda. O yüzden biraz... bir kişi daha geldi lan. Birkaç kişi daha geldi hatta. Bir tane sana tarlaya vereceğim. Güzel. Nüfusumuz bir anda 22'ye 11 oldu. Ve orantılı artıyor farkındaysanız. 14'e 7 idi mesela. 2 katıydı erkeklerin sayısı. Yine erkeklerin sayısı 2 katı nüfusun. Toplam nüfusun. Aa bak pazar yeri de arttı bu arada. Yiyecek tezgahı, yiyecek tezgahı, yiyecek tezgahı. Ne satıyorsun sen? Et satıyorsun. Etin durumu nasıl? Meyve tezgahı. Ulan meyve. Bir kişiyi meyveye verelim. Hadi abi. Nüfus. Nüfus, popülasyon. Nüfus abi. Birkaç tane bekar evi yapalım. Şuraya. Şuraya birkaç bekar evi. Arazi çok küçük. Birkaç bekar evini buraya koyalım arkadaşlar. Çünkü tamam bu bekar evi olmadı ama o da bekar evi olmasın. Yol erişimi engellenmiş mi? Aa pardon. Evin cephesi. Bir dakika bu evin cephesi nereye bakıyor acaba? Bunu iptal et. Yık. Evet. İnşaat maliyeti iade edilecek. Teşekkür ederim. Sanki az öncekini doğru yapmıştım ben biliyor musunuz? Yine telaş yaptım. Düz indir ya. Aa bayağı gidiyor burası. Yok gerek yok o kadar. Saçmalığa aynen. Okey onu yaptık. Şöyle son aradan şöyle bir yol çıkartalım. Çünkü neden olmasın ve çünkü ev bedava.
Yeni bir aile yerleşmeye başladı. Bu haberleri duydukça gerçekten çok mutlu oluyorum. Acaba tarlaya mı versek bir aile daha? Yok, tarlaya vermeyelim. Şuraya verelim. Aynen. Heh, iki kişi boşta kalması iyi. İki kişinin boşta atanmamış olması çok çok iyi arkadaşlar. Çünkü getir götür işlemlerini onlar yapacak abi. Ben hatta ahırlarda birisini bıraktım mı? Heh, çalışan bir kişi var. Harika. Diğer depomuzda da çalışan bir kişi var. Çok güzel. Hızarhanede çalışan birisi var. Tomruk'ta çalışan bir kişi var. Ve oduncu kulübesinde çalışan hiç kimse var. O biraz problem olabilir. Bu ne? Ormancı. İşler belirlenen alana yeni ağaçlar diker. Ulan bu da çok iyi ya. Bu da çok iyi biliyor musunuz? Bunu da yapalım. Çünkü bakın bunun etrafına ağaç ekmesi lazım. Bir dakika, bu ağaçlar kesilebilir ağaçlarmış şunlar. Şurada gördüklerimiz, anlamanın tek bir yolu var. Abi ağaç kalmamış lan. Mabet ne? Yalnızca kozmetik amaçlı diyor. Hiçbir esprisi yok diyor. Yapalım bir tane mabet şuraya. En azından şimdilik. Yazınca kozmetik diyor. Boşuna iş çıkardık insanlara. Şunu inşaat önceliğini az yapalım var diye. Millet telaş yapmasın abi, çok fazla işimiz var diye. Şu şeyi merak ediyorum gençler ya. Ormancı kulübesini. Yapalım mı bir tane? Yapalım. Ama önceliğini az yaptım. Tamam mı? Şimdi... Yeni bir aile daha geldi. Harika. Aa bak. Bak bak bak. Allah aşkına. Hele hele şunlara bak. Hele hele. Gençler şunlara bakın. Aa. Ben neredeyim lan? Heh. Vah vah. Selamun aleyküm. Recep abi. Kolay gelsin abim. Heh. Devam. Devam abi. Kasacağız. Gelişeceğiz gençler. Gelişeceğiz. 2 seneye Rönesans. 2 seneye Rönesans abi. Müthiş bir konumdayız. Sonra Tanzimat Fermanı, sonra Servet-i Fünun, daha sonra elbette ki Sanayi Devrimi. Sıra çok karıştı genç dostlarım, kusura bakmayın. Daha sonra da ateşi bulacağız. Evet. Çok seviyorum. Oğlum çok iyi. Abi gerçekten böyle dönemde bir lord falan olsaydım var ya, harbi insanların arasında hep böyle yürürdüm ha. Şaka maka yapardım, espriler yapardım. Onun gönüllerini almaya çalışırdım ha. Ben derdim siz kralsınız oğlum, iyisiniz lan. Bak çok güçlüyüz. Yabani hayvanlar 9 olmuş. Neden? Sakın ha. Aşırı avlanmayın abi. Aşırı avlanmak yasak size. Aşırı avlanmak. Bizim insanlarımız şu an ne inşa ediyor? He? Abi 2 saat, 2 gündür şunu yapamadınız ya. Ne 2 günü? 3 aydır yapamadınız oğlum. Manyak mısınız ya? Yapın lan şunu. 3 kişi var bir de boşta. Oğlum siz manyak mısınız? Yapın onları. Hep burayı yapmayın ama arkadaşlar, hep olmaz. Sürekli aynı yerleri yapıyoruz ya. Hoş değil. Hoş değil. Kaynak alanı ne? Bir bölge arasında mal alışı yapmanı sağlayan bir değiş tokuş bağlantısı kurmak için. En az 20 bilim mal taşımak için katır kullan diyor. Okey. İnşaat tamamlandı. Ambar. Ambar neresi? Heh. Burayı yaptı. Buraya bir kişiyi verelim ya. Burada bir kişi sürekli çalışsın. Ben onu seviyorum. Burada da bir aileyi konuşlandırdım arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Ve yine tek bir aile kaldı bana fazladan. Güzel. Ha şu mabet ne ya? Şuna bakacaktım ben. Neymiş la bu? Evet. Okey. Üzerinde haç olan bir adet bina. Heh. Onu da çaldık. Tamam. Bir kişi daha gelince şey yapacağım ben. Şey yapacağım. Bir kişiyi daha buraya vereceğim. Çalışma alanı diyor. Yani bilmiyorum ki, şurayı yapalım mı? Yani şuraya yapsın değil mi? Aynen. Çünkü onun yakını hem ya. Yani ben öylesinin mantıklı olduğunu düşünüyorum şu an. Ve benim bir noktada artık şeye falan da girmem lazım herhalde. Gençler ticaret falan yapmamız gerekmiyor mu? Bizim hiç ordumuz falan da yok. Ordu da yapmam gerekmiyor mu benim? Bence o işlere artık girelim ya. Oo yakacak 5 ay. Oha bayağı az. Burada kimse çalışmıyor çünkü. Ben ne yapayım biliyor musunuz? Tarladan bir kişiyi alayım. Tarladaki bir aileyi alalım. Onu yakacağa verelim.
Yemeğimiz 11 ayken yakacağımız 5 ay kalmış abi. O %69. Aa güzel. Beğendim. Okey. Nüfusumuzun biraz daha artması gerekiyor. Biliyorum sürekli aynı cümleyi kurdum. Farkındayım ama arkadaşlar bu olay gerçekten önemli bu arada. Şakası yok. Bu olayın gerçekten şakası yok. Nüfusumuz artmalı. Nüfusumuz artmalı abi. Şöyle Tokyo arazisine ev yapar gibi abi evlerimizi şuraya koyalım. Bunlar çünkü birbirlerine komşuluk yapacaklar abi. Bu insanlar önemli. Heh. Okey bir insanımız boştaymış. Güzel. Bu evler de yapıldıktan sonra bunlar bence bize bayağı bir nüfus sağlayacaktır. Bayağı bir nüfus sağlamaya yetecektir diye düşünüyorum. Düşük nüfus artışı nötr memnuniyet. Aa niye? Niye düşük nüfus artışı anlamadım. Tarlayı yak mı? Oha. Neden? Şu an bak tarla ekme yapıldı. Mahsuller şu an büyüyor. Ve ileride hasat yapacaklar. Gayet güzel. Bu henüz... bak ben mouse oynatmıyorum bu arada. Sapıttı şey arayüz. %41. Okey. Bu. Vay 5 keresteyle gübreleme yapabiliyormuşuz lan. Bizde yok mu abi o alet? Ha geliştirme dalı. Sanırım bununla alakalı o. Ağır saban. Herhalde bunlardan biri. Evet yüksek ihtimalle bu. Okey. Tamam. Yapacak bir şey yok şu an için. Şu an için yapabileceğimiz en fazla şeyi yaptığımızı ben düşünüyorum gençler. Avcı kampı %10'da. Ve bayan hayvanlarda 12. Birkaç tane daha hayvan avlayabilirler bu arada. Neyimiz var? Abi et yok ya. Anlamadım. Sürekli meyve geliyor bize. Sürekli bize meyve geliyor. Biz mesela buğdayı alıyoruz ya. Mesela bunun için başka bir proses yok mu acaba? Bunu mesela ekmeğe falan çeviremiyor muyuz? Mesela burada ekmek var. Yani mesela bize değirmen falan öyle bir şey var mı acaba? Sanki bir yerde gördüm. Aynen bak. Abi tahılı una dönüştürür diyor. Bu da unu ekmeğe dönüştürür diyor. Aa, bana bundan lazım. Buğday. Buğday çiftlikte dövülerek... Tahıl haline gelir diyor. Oğlum diyormuş zaten ya. Bizim değirmen yapmamız lazım lan. Gerçekten bizim değirmen yapmamız lazım. Okey. Bir tane değirmen yapalım. Burası. Sanırım şuraya bir yere bırakıyorlar. O zaman şuraya yapalım. Döndür yahu. Aşkım. Oğlum bu yola döndürsene. Hayda. Şaka mısın lan? Nasıl döndürüyoruz bir şeyi? Ha şöyle döndürüyormuşuz. Burası iyi mi? Vallahi çıldıracağım. Çok az kaldı. Tamam. Verimlilik arttı dedi. Okey gayet güzel. Tamam. Ondan yapmamız lazım arkadaşlar. Bu arada taş biz üretmeye başladık mı emin değilim ki. 118 tane taş var lan. Abi iptal ya. Tamam gerek yok. 118 tane taş varsa gidin burada çalışın abi. Gerek yok. Yiyecek çeşitliliğinden dolayı mutlu insanlarımız ama niye yiyecek çeşitliliği yakacak odun tezgahı? Ben ne yapacağım biliyor musunuz? Şuraya bir kişiyi daha vereceğim ya. Evet. Biraz çünkü yakacak odun toplayalım. Şu ne oldu? Buradaki eleman çalışıyor değil mi? Beatrix ormancı diyor. Ekim alanı arıyor diyor. Ormancı bekliyor. Ormancı. He bak bunlar ormancı. Şu vatandaş. Tutamıyorum ama su getiriyor diyor. He ağaçları suluyor herhalde. Okey süper. Gayet iyi. Oğlum gayet iyi gelişik bu arada şaka maka. Bakın buradaki yaşam alanı da kendine geliyor. İyi iyi. Bu da nüfusumuzu arttıracak. İkinlerimiz de zaten geliyor. Durumumuz şu an için iyi. Bir sonraki aşamada ne yapmam gerektiğinden şu an %100 emin değilim. Ama bence iyi seviyeye doğru gittiğimizi arkadaşlar düşünüyorum. Yakacak odun sayımız artıyor. Buraya bence bir aile daha belki verilebilir. Belki bir aile daha. Çünkü bakın nüfusumuz arttıkça artık yakacak odun isteği de artıyor. O yüzden bir tane daha bence oraya vermede hiçbir sakınca yok. Bunlar ne alemde? Buna daha var. Bunun da daha var. Bunun da daha var. Sanırım Eylül ayında. Abi Eylül'e kadar yetişmeyecek gibi bu tarlalar ya.
Gerçekten bilmiyorum bu arada Eylül'e kadar ne yapacağımızı ama herhalde tamamlarız diye ümit ediyorum. Bir dakika, ben bu evi, ha bak ekstradan bir ev yaptım, tamam o oydu. Bu arada biz şey de yapabiliyoruz, bazı evlerin arka taraflarını da bir şeyler ekleyebiliyoruz. Ben onları büyük yaptım ya mesela, hangisiydi, bu muydu, aynen bu. Mesela buraya bak, sebze ekleyebiliyorum. 15 tane bir şey istiyor, ne istediğini bilmiyorum. Yumurta, keçi, post getirisi sağlar diyor. 15 para istiyor ya, bizde 30 para var. Vergi kanunu. Ya böyle legendary bina falan mı var acaba? Biz bunları hiç görmedik abi. Ticaret. Bundan yapmam lazım. Hayvan pazarı. Bu ne? Yerleşimci kampı. Bu ne? Köşk. Gerekli. 250 nüfus sağlar ve yönetim seviyesini bir arttırır diyor. Yapabiliyor muyuz bunu? Vallahi yapabiliyoruz. Oğlum yapalım o zaman. Niye tutuyoruz ki? Yapalım. Tam şehir merkezine. Şuraya bir yer yapalım mı? Aa tam oldu ha. Baksanıza şuna. Yoksa kendine ait bir yeri mi olsa bunun? Şurada mesela. Aynen. Aynen. Ops. Kale planlayıcısına hoş geldin. Bu ne abi? Bu geliştirme aşamasındaki bir özelliktir. Buranın kalenin üzerini ayarlayabilip yeni kanatların ve kulelerin inşaatını planlayabilirsin. Yeni kanat. Okey. Uygula butonuna bastığında eski kale düzeni kaybolur ve yenisi inşa edilir. Şimdilik maliyette sabittir diyor. Anladım. Yol ve duvarı birleştirme. Nasıl yani lan? Duvar ve kapılar. Dış kule. Duvar ve kapılar. Aa, duvar falan yapabiliyoruz. Oha, kapı yapıyor oraya. Tamam. Şöyle yapsak. Şöyle yapsam. Yani ben halktan kopuk olmak istemiyorum ki ama yani. 10 tane kereste istiyor bu abi. Bir dakika, gerek yok o zaman. Şöyle yapalım abi. Çok fazla kasmaya gerek yok. Aynen. Burası sonuçta bizim evimiz olacağı için bence şey olması lazım. Yani itibardan tasarruf olmaz abi. Biz asla böyle bir şeye katılmıyorum ama niye bir şey söyledim emin değilim abi. Şunu bir yapalım. Burası bizim 32. Yap gitsin ya. Yap gitsin abi. Başka ne var? Duvar ve kapı yaptık. Garnizon kulesi mi? Ne olduğunu bilmiyorum. Dış kule. Duvar ve kapı var diyor. Dış kule yapalım mı bir tane? Bir tane dış kule yapalım. Yani bir tane dış kule yaptık. Bu ne? Vergi dairesi. Abi tabii ki vergi dairesi olacak yani. Ya elbette olacak vergi dairesi. Bunu şöyle oraya koyalım vergi dairesini. Garnizon kulesi yaptık. Duvarlar ve kapılar diyor. Buraya bir şey yapabiliyoruz bence ya. Ama ne yapabildiğimizi anlamadım gençler. Bak duvar diyor mesela. Neyse oldu herhalde ya. Oha bu ne? Garnizon kulesi. Bir de bundan yapalım. Aynen. O kadar çok maden. Aa. Fuck. Nereye gitti lan? Ah be. Sanırım tamamlayamadım biliyor musunuz? Bence okey'e basamadım. Okey'e basamadan kayboldu abi. Bizim hatamız. Bir sonraki bölümü uğraşacağım ya. Okey çözemedim. Anlamadım çünkü olayın tam olarak ne olduğunu. Ve niye öyle bir şey yaptığımızı da bilemedim. Şurada bir olay var abi. Ne oluyor? Okey. Çok daha işçiler çalışma alanlarına toplayacak bir şey bulamıyor en azından şimdilik. Kim onlar? Meyveciler olabilir. Okey. Bir kişiyi şimdilik oradan işten alalım. Ve o da aynı zamanda gitsin. Şuranın inşaatında çalışıyor olsun. Buradaki mahallemiz de tamam. Okey. Her şey şu an için güzel gözüküyor diyebilirim. Yakacak odunumuz görüyorsunuz 10 aylık. Yiyeceğimiz 12 ay. Bence her şey şu an için güzel gözüküyor. Şey ne oldu? O bina. Heh, yavaş yavaş. Aa, bir tane aile geldi. Bir tane aile geldi gençler. Hemen onu izninizle şuraya veriyorum. Bizim yel değirmeni henüz inşa etmediler. Onu da herhalde inşallah inşa edecekler. Zamanı gelince. Her neyse. Genç dostlarım bir sonraki bölüm kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Manor Lords'a çok çok teşekkür ederim bu arada. Destekleriniz, yorumlarınız, beğenileriniz benim için çok çok kıymetli.
bir şeyler yapabiliyorsam, sizlere keyifli bir vakit geçirebiliyorsam ne mutlu bana. Bölümleri uzun tutabilirim tabii ki ama bence böyle 40 dakika 45 dakikalık seviye bence yeterli olacaktır diye düşünüyorum bu oyunun videoları için. Her neyse, yorumlarınız, beğenilerinizi bekliyorum. Yeniden görüşünceye denk gelmiş dostlarım, kendinize çok çok iyi bakın ve hoşça kalın.